Tek bir kentte mezbahada 1000'den fazla vaka tespit edildi Almanya'da. Dolayısıyla burada da yine tedbirler gündemde. Detaylarını soracağız. Koray Güçlü anlatacak bize Almanya'da bu olay üzerine nasıl gelişmeler var, nasıl tedbirler var diye. Dinliyoruz sizi, buyurun. Merhaba. İlk başta Hamburg Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmadan bahsedeyim. İnsanların korona üstüne yapılan bir araştırma. İnsanların 1/3'ü bu önlemlerin erken kaldırıldığını düşünmekte. Toplumda tabii farklı insanların, araştırmaya göre farklı insanların gözlemlediği toplu taşımada bu önlemlere önem verilmediği ya da ortak spor alanlarında, restoranlar, ibadet yerlerinde önlemlerin daha az dikkat edilerek yaşandığı görülmekte. Bunun dışında en yüksek pik zamanı Nisan-Mart ayında 6290 vaka gün ile gözlemlenmekteydi. 15 Haziran'da en düşük seviye 190 vaka sayısı gün itibariyle gözlemlendi. Fakat bu tekrar yükselmeye başladı. Bildiğiniz gibi bir mezbahadaki olaydan dolayı. Şu anda 600-700 civarında vaka sayısı gün başına. Bulaştırma kat sayısı 2.8'e yükseldi. Uzun zamandır 1'in altında olan bulaştırma sayısı da bu olay sayesinde yükselmiş oldu. Tabii bir olay Gütersloh şehrinde olan, Tönis şirketinde olan bir olay. 6500 kişinin çalıştığı bir şirket. Bu şirkette 1300 kişiye koronavirüsünün bulaştığı belirtildi. Çalışanların kendi çektiği bir videoda, pandemi süresi içinde kendi çektiği videoda yemekhanedeki kişilerin tabii önlemleri uymadan çok yakın oturduğu görülmekte. Hı-hı. Şirketin web sitesine göre günlük 750 ton et, 100 ton dondurulmuş et üretmekte şirket. Stern dergisinin bir haberine göre ise şirket kendi markasına sahip değil, 5-6 büyük zincir marketi üretiyor. Tabii bu virüsün de soğuk hava şartlarında daha uzun yaşadığı, örneğin 4 derecede 3 gün süreyle yaşayabildiği, -20 derecede ise 2 yıla kadar yaşayabildiği söyleniyor. Bu durumun olası sonuçları tabii düşündürücü. Bu şehirde korona testleri bedava yapılmaya başladı. Belli binalar karantina altına alınmaya başladı. Binaların dışına çıkamıyor orada çalışanlar, o şirkette çalışanlar. Birçok bölgede de okullar tatil oldu. Evet. Avrupa sınırlarını açtı fakat şimdi Almanya içinde bazı bölgelerden gelen insanların korona testi olmadan tatil bölgelerine girmemesi isteniyor. Peki ülke geneline de yayılacak şekilde tedbirler konuşuluyor mu? Bir ikinci dalga yönünde endişe, hazırlıkta söz konusu mu? Şu anda sadece o bölgede tekrar lockdown, yani bütün şirketlerin tekrar kapatılması söz konusu. Hı hı. O bölge dışında burada eyalet sistemi olduğu için o bölgedeki eyaletle ilgili önlemler konuşuluyor. Hı hı. Onun dışında ülke çapında bir önlem şu anda konuşulmuyor. Peki. Çok teşekkür ederim size de Koray Bey. Koray Güçlü anlattı bize Berlin'den. Ne noktada buradaki mücadele, Covid'le mücadele diye. Fatih Poş